Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, ben böyle hazırlandım. Saat biraz erken. Birazdan çıkacağım. Kısa annemle işim var. Onu halledeceğim. Sonra da arkadaşlarımla buluşacağım. Bugün hava çok güzel ve piknik yapalım dedik. Piknik dediğimize bakmayın. Böyle dışarıdan alacağız. Yani evden bir şey götürmeyeceğiz. Öyle çok güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Ubalaya gitmeyi düşünüyoruz. Böyle şimdi ben hemen çantayı hazırlayayım. Birkaç evden götüreceğim şeyler var. Sonra da orada inşallah daha sonra görüşürüz. Evet, böyle bir çanta almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de böyle benim buzluk çantam var, soğuk tutması için. Onun içine hatta şey koydum, bir saniye. Böyle bir de ekstra buzluk şeyini koydum ki soğuk tutsun. Bayağı soğuk tutuyor, hatta içi şu an serin. Bunu götüreceğim. İçeceklerimizi dışarıdan alacağız. Öylelikle buna koyarız direkt. Ve böyle bir tane de battaniyeye götürüyorum. Çünkü belki orada şey masa böyle kirlidir falan. O yüzden bunu sereriz üstüne. Bu şekilde bir bunu koyalım çantaya. Bunu da böyle üstüne koyayım. Böyle. Bir de evde şunlar vardı. Böyle Brady'lerden götüreceğim. 3 kişi olacağız. Sonra Halley var. Şu şekerden var. Çekirdek. Bir de orada Uno oynarız. Uno götürüyorum. Güzel olur. Birkaç şey de cips gibi vesaire. Onları da marketten alırız. Böyle. Bunları da buraya koyayım ben şimdi. Ve çantayı da böyle hazırladım. Şimdi birazdan da çıkarım inşallah. Evet arkadaşlar, ben şimdi annemle buluştum. Biz babama böyle doğum günü hediyesi bakıyoruz. 10 Nisan doğum günü var ve şu an karar veremiyoruz. Hangi ayakkabıyı alsak? Bir sürü çeşit var. Anne, bence bu daha güzel. Şu değil mi? Benim arkası hoşuma gitmedi. Bence bu. Bu tarz seviyor zaten. Bir bunu alalım. Evet, o zaman buna karar verdik. Bunu alıyoruz. Birazdan bana da bakmaya gideceğiz. Ben de bir şey alacağım, böyle gömlek gibi. Havdem'den. Öyle bakalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi İlkem'le buluştum. İlkem de yanımda. Merhaba. DM'e girdik. Böyle yağlı mendil falan aldık. Dezenfekte. Bunlar lazım olur şimdi. Merve'yi bekliyoruz. Sonra da gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, biz bayağı alacağımızı aldık. Burger'ımızı aldık. İçeceklerimizi aldık. Şimdi geldik Ubala'ya. Güzel bir yer arıyoruz oturmak için. Ama şu an bulamıyoruz sanki. Neyse, şu ilerlere bakalım. Böyle sonra otururuz inşallah. Ve devam çekim yaparım size. Evet, maalesef masa bulamadık. Biz de ne yapıyoruz? Şimdi yere sereceğiz. Bak, ben böyle bir şey getirdim İlkem. Şu olur mu? Olur. Çok iyi. Olur değil mi? Olur. Neyse, o zaman biz şimdi hazırlayalım soframızı. Evet. Evet.
Evet arkadaşlar, biz şimdi pikniğimizi bitirdik. Bayağı bir oturmuşuz. Şimdi de Tihi dondurma yemeye gidelim dedik. Şimdi kızları bekliyorum. Gideceğiz inşallah. Orada o zaman. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar, burada normalde keçiler oluyordu. Nerede bu keçiler? Kesmişler keçileri. Keçileri kaçırmışlar. Kaldırmışlar ya. Görüyor musunuz? Herkes piknik yapıyor bu güzel havada. Çok güzel. Böyle. Ay burası ne güzel duruyor. Bakın bu kadar aşağılara gelmemiştim ben Uğbala'nın. Büyük olduğu için her yerini gezemedim. Buralar çok güzel gerçekten. Biz hep üst taraftan girdiğimiz için bu kısımları şimdiye kadar hiç görmemiştim. Biz şimdi Uban durağına gidiyoruz. Böyle. Hadi bakalım. Gidelim kızçelerimle. Evet şu an şok yaşıyoruz arkadaşlar. Aa satıcıya sorsana. Bizi hiç. Arkadaşlar bizi şimdi adam tuttu. 7 dakikaya kapatıyorlarmış koronadan dolayı. Ve şu an size garanti veremem diyor. Yani sıraya durarsanız size denk gelmeyebilir diyor. Yani bence yetişmeyecek değil mi İlkem? O zaman dondurma yalan oldu. Başka güne kaldım. Aynen. Görün görünce Edith ben yokken neler neler yapıyor. Videolar, düzenlemeler. Vay vay. Evet. Dün videosunu yapıyorum. Cevdet öğrendin sen video montaj işini ya. Evet. Vay. Baya baya profesyonel yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ne yaptım ben yokken? Oturdum videolarla uğraşıyorum bütün gündür. Hiçbir yerde geziyorsun sabaha kadar. Ben bugün keyif yaptım. Arkadaşlarla gezdi tozdu. Biz de burada kaldık böyle yalnız başımıza. Sen de gezmişsindir canım. Nereye gezeceğim? Ne yapayım? Hadi hadi. Yok vallahi gezmedim. Ne? Zaten 1,5 saat sadece CD'den USB'ye koymaya uğraştım. İnternet kafelere gitmeye geldim ettim. Sonra geldim bundan başladım. İlk başta beceremedim. Sabaha kadar uğraştım. Kafayı yedim, bıraktım. Ondan sonra geri aldım elime, gene başladım. Şimdi beceriyorum artık. Nasıl deniyorum. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz montaj işlerini ben yaparım. Cevdet asla elini sürmezdi. Ama bundan sonra bir değişsek mi artık ya? Evet. O iyiymiş evet, bu iş. Evet artık kendim yapıyordum. O kadar rahatladım çünkü ki. Çünkü sadece kendine hayrım var. Hayrım var. Biz bugün balkonu temizlemeye karar verdik. Bakın bayağı buralar battı. Hiç eylemedik tüm kış boyunca. Bir de bunları çıkarttım. Bunların kılıflarını sökeceğim. Bir güzel yıkacağım. Ve bir şeyle karşılaştık. Çok aynen. Büyük bir olay. 2-3 hafta, 2-3 gündür falan böyle hep balkona çıktığımda kuş burada şu alttan çıkıp uçup gidiyor. Dedim Allah Allah bu kuş niye durmadan geliyor acaba dedim. Meğerse bakın buraya ne yapmışlar. Şimdi ilk defa açıyorum ben de daha hiç bakmadım. Çok korkuyorum şu an ama. Var mı kuş altında? Yok değil mi? Bakın. Resmen buraya yumurtlamış. Aynen. Ya arkadaşlar bizim buraya hiç kuş gelmezdi. Şu son birkaç haftadır gelmeye başlıyordu. Biz de anlam veremedik neden kuş gelip duruyor diye bize. Evet. Nedeni ise buymuş bakın. Böyle. Resmen buraya yuva yapmış. Evet. Evet. Küçücük. Ben bir iki gündür böyle bakıyorum şimdi internette falan. Birkaç kişiye de sordum ne yapayım ne edeyim bunu. İlk defa başınıza geliyor balkon. Balkonda ben daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hani bize ilk defa başıma denk geliyor böyle bir şey. Ondan sonra bu hayvan şey devletin sitesinde baktım bu. Böyle bir olay yaşandığı zaman ne yapmam gerek falan dedi. Eğer 10-15 günden fazla duruyorsa, eğer 10-15 günden fazla yumurtalar duruyorsa ve içinde artık böyle siyah siyah çizgiler olmaya başladığı zaman yumurtalara daha dokunmayın yazıyor. Yani burada yumurtalara falan dokunmayın, çocuklar çıkana kadar falan diyor. Eğer 2-3 günlükse alıp dışarıya bir yere koyabilirsiniz diyor yani. Çocuklar diyor. Anneme falan sordum. Annem de diyor ki annem çalıştığı yerde bundan bayağı böyle rastlamış bunlara. Ondan sonra bunlar civciv oluyor. 5-6 hafta boyunca uçmuyorlar. Burada duruyorlarmış. Ondan sonra etrafı çok pisletiyorlar falan diyorlar. Onun için bunu buradan alacağız şimdi. Güzelce şurada dışarıya bir yere koyacağım artık. Sakin bir yere koyalım. Evet. Ondan sonra bunun altını kapatacağım ki bir daha kuş falan buraya yuva falan yapmasın. Çünkü evet.
Bunların bir alışkanlığı varmış. Bir yere yuva yaptılar zaman bir daha gelip yuva yapıyorlarmış. Evet, bizim bu altı açık olduğu için buraya geliyorlar. Buraya tekrardan yapabilirler. O yüzden buranın altını kapatmayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Oturakların. Yani ben bunları şimdi alacağım. Hiç böyle bir şey yapmak istemiyorum aslında da. Maalesef artık. Dikkat edelim Cevdet. Nazikçe almamız lazım. Kırılırsa. Küçücükler. Ben de ilk defa niye, böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Baksana orada da var bir tane yuva. Oraya da şeyin üstüne yuva yapmışlar. Şu yapmışlar buraya. Nereye? Mi? Ben görmüyorum. Bak şu evin en üstüne yuva yapmışlar. Bak orada da var, ağacın orada. Oraya da yuva yapmışlar. Buraya niye yapmış onu anlamadım. Keşke yapmasaydı da. Neyse, ben artık şuraya yakın bir yere koyarım bunları. Bu çubukları da kendileri getiriyor değil mi? Kendi alıp üstüne koymuş. Ne kadar zekice ya. Ben bunu şimdi kaldıracağım buradan. Öncelikle şöyle kağıt peçete falan alayım da şunun içine koyacağım. Cevdet'e bırakıyorum, ben yapamam. Böyle annesi şimdi gelir üstüme saldırırsa diye korkuyorum ya. Kesin bir yerden bizi gözetliyor zaten. O bakıyor ya. Nerede bakıyor Cevdet? O oradan falan, oralardan bakıyorlar, hep uçup geliyorlar. Ama anne yüreği. Ama gelmez, korkar o şimdi. Anne yüreği bak. Maalesef işte bu. Aldırmam lazım. Bir şey yapmayacağız sağ salim. Öyle inşallah öyle halledeceğiz. Yavaş yavaş alacağız bir şekilde. Cevdet kırma sakın. Fazla dokunmak istemiyorum, biliyor musun? Bir şey olmaz ya, ne olacak? Elin de alsan da olurdu. Ay öyle atma. Üzülme ya. İçinde duruyor. Çok komik. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Bunlar mikroplu oluyormuş. Ben baktım. Eline falan bulaşıyormuş bunun mikrobu. Onun için elini yıka hemen. Elinden falan almayacak mısın? Evet, elini hemen yıka. Bunu artık biz arkadaşlar dışarıya götürüp hemencik dışarıda bırakacağız. Bakın bak böyle iki tane. Geldiğinde yavrularını bulamayacak ya. Ona üzülüyor. Bir de şimdi 6 hafta boyunca burada olacaklar. Ondan sonra pisletecekler falan. Yani ben sitelerine baktım. Devletin sitesine, yani yasak değil. Bu tür kuş, bu tür kuşlarda yasak değil. Bunun bir değişik türlerinde sakın dokunmayın falan diyor. Hmm. Çünkü onlar çok az yapıyormuş böyle yumurta. Bunlar çok yapıyor yumurta. Hmm. Onlar çok az yapıyormuş. Bu kuşlar yapıyor. Bu gene yapar yumurtasını falan, biliyor musun? Ama çok tatlı yumurtalar. Aynen. Hmm. Biz bunu şimdi ne yapacağız? Dışarıda bir yere koyacağız artık. O zaten şimdi birazdan gelir bahar. Bence eldiven getireyim ben, öyle koy. Onunla peçeteyle uğraşma. Yok ben bunu plastik böyle, eldiven. Böyle dışarıya bırakacağım bu geziyi. Kırılırsa? Yok yok, kırılmaz. Hı. Bunlar sert ya. İyi hadi bakalım gidelim. Oy ben şimdi annesine üzülüyorum. Gelecek yumurtalar yok. Bunlardan çok karşılaşmış diyor. 6 hafta boyunca hiç gitmiyorlar diyor. Çıkar. Bir de yem getiriyorlar. Ortalığı pisletiyorlar. Yerlere falan yapıyorlar diyor. Bayağı uğraştırır sizi dedi. En iyisi siz bunu alın, daha yumurtamadan götürün dışarıya bir yere koyun dedi. Çünkü bir kere orada yumurta varsa bir daha gelip bir daha yapıp bir daha yumurta atabilirler. Hmm. Onun için sıkıntı biraz ya. Neyse biz çıkalım o zaman şimdi. Ama internette baktım, sıkıntı yok yani, yasak bir şey değil, yapabilirsiniz. Hmm. Tamamdır. O zaman biz bir dışarıya çıkalım şimdi, koyalım bunu. Evet biz dışarıya çıktık, yumurta var şimdi şuraya falan bırakacak. Zaten kuşlar da hep burada. Ya arkadaşlar az önce aldık, ne oldu biliyor musunuz? Tepeden resmen izledi, yumurtalarını göremedi. O kadar içim kötü oldu ki ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ne yapsak? Şuraya bırakayım ya yumurtaları. Belki gelin. Görür mü? Görür mü? Şuraya koyayım. İnşallah görür ya. Bu çok ayaküstü mü oldu Cevdet? Yok canım, buraya bir şey gelmiyoruz ki. Köpekler buraya gelmiyor. Bak buraya. Bizi bir görse aslında. O görür ya. Valla benim de moralim bozuldu. Hiç yapmak istemiyordum ama ne yapayım. Yani 6 hafta 7 hafta boyunca. Ay inşallah görürsün kuşçuk. Ama yasak bir şey değil yani. Yapabilirsin. İnternette bayağı araştırdım. Araştırmadan da yapmadım yani. O onu görmez de. Neyse inşallah. Bakalım ya, sonra balkona çıkıp bakacağım sonra. Hı hı. Birazdan balkonu toplayacağız zaten. Evet balkonu da temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben yemekleri hazırladım ama bu sefer çekmedim size yeni yaptığımı.
Burada brokoli yaptım. Şöyle göstereyim. Sonra tavuk, Cevdet'in en sevdiği çorba yaptım. Dünden böyle makarna kalmıştı. Bunu da koyarım yanına. Salata da burada hazır. Karışacak sadece. Böyle bugünkü yemeğimiz. Evet, ben şimdi o zaman sofrayı hazırlayayım. Biz şimdi balkon temizlemeye başlayacağız. Aynen. Bayağı bir pislendi. Üstümü değiştirdim. Böyle çalışacağım hemen. Size hemen bir gösterelim balkonu. Evet, şuraya şimdi soğanı koydum. Bunların dediğim gibi kılıflarını sökeceğim. Bir güzel yıkayacağım. Bu kartonu atalım mı Cevdet? Ne yapalım onu? Onu atarız ya. Gerek yok. Şunları da bir içindeki mumları temizleyeceğim falan. Hepsi böyle boştaydı. Bu tablomuz zaten kırıldı bizim. Bu çöp oldu yani. Kırıldı onun camı. Aynen, rüzgardan düştü. Evet, rüzgardan düştü. Buradaydı biliyorsunuz. Buraları bir güzel temizleyeceğim. Cevdet'e yerleri halledecek. Bir de şu saksıları yıkayacağım bir güzel suda. Böyle yani, bayağı bir iş bizi bekliyor. Evet, maalesef. Hadi bakalım, başlayalım o zaman biz. Oldu. Şunları direkt içeriye götürelim. Dur. Anam, elektrik çarptı. Evet. Şöyle bir güzel yıkansınlar. Mis gibi olsun. Şunları da sökelim. Balkon sezonu başlıyor arkadaşlar. Biz yazın olduğu zaman sadece balkonda oturuyoruz. Evet, çok güzel oluyor. Ben eve geliyorum, işte direkt balkona geçiyorum. Cevdet bir kısmına uzanıyor, ben bir kısmına. Ver bana onu. Camları şimdi sileyim diyorum ama Cevdet şimdi silme diyor. Bunları yazın. Ya yazın yaparız ya şimdi. Neyse. Gerçi zaten daha yağmur yağıyor. Ama biraz daha ısınsın ondan sonra. Ha, yarın falan aslında yağmur yağacakmış, biliyor musun? Olsun, biz temizleyelim ya. Evet, ben şimdi bunları hemen bir yıkamaya atayım arkadaşlar. Direkt makineye atalım. Şöyle bir güzel yıkansın bunlar. Şöyle bir saat ayarlıyorum 40 derecede ve çalışsın bakalım. Arkadaşlar, bu maalesef camı kırılmış. Bunu atmamız lazım. Bunu normal içine koyacağım, camsız. Camsız koyacağım. Yok da böcek. İyice saksılarını al, içine bak. Aşkım bakın. Böcek, daha insan nadir böcekten korkar ya. Neyse, ben de saksıları falan yıkarken şu yerdeki dalları falan alayım. Onları iyice temizleyeyim. Ondan sonra küçük şeyleri de şişeyden alacağım. Küçük şeyleri de Stabsauger neydi ya? Türkçesini unuttum şimdi. Küçük şeyleri de süpürgeden alacağım ben. Ver bakayım saksıları, baktın mı iyice? Tamam, bu haşa buldum. Maalesef. Maalesef ya. Kullanılır mı ki daha acaba? Al bunu dışarıya koy, direkt çöpe. Neyini kullanacaksın lan? Çamamam gitmiş. Oraya başka bir şey yaparız ya. Ben temizliyorum hanımefendi. İçinden böcek çıktı diye korkuyor. Allah'ım yarabbim ya. Evet, hepsini burada temizledim. Bunlar burada süzüyor. Böyle bunlar da süzsün iyice. Şimdi bir kova hazırlayacağım ben. İlaçlı su hazırlayacağım. Hatta
şu Bio Belinda'nın bende bir tane cam temizleme ilacı var. Cam ve mobilya temizleyici. Evet, lavabo şu an bayağı ses çıkarıyor. Bunu kullanırım diye düşünüyorum. Her yeri bununla silerim. Evet, ben saksılar falan temizledim. Bayağı pisti, bayağı uğraştırdı beni onlar. Gülsüm korkuyor böyle böceklerden falan, bayağı korkuyor. Ben yapayım dedim orası. O zaman ben şimdi buraları böyle temizleyeceğim biraz. Ondan sonra bir de süpürgelerimi daha bir geçeriz. Tertemiz bırakalım olur. O zaman direkt hızlı çekime geçiyoruz. Evet, şimdi ben buraya güzel bir ilaçlı su hazırladım. Güzelce şimdi her yeri sileceğiz arkadaşlar. Aynen, ben de yerleri süpürdüm bakın. Tertemiz oldu valla. Şuraya da tripoda koydum, buradan çektim. Evet, Allah razı olsun, Cevdet yaptı. Ben biliyorsunuz çok korkuyorum böceklerden. Aşırı bir şeyim var arkadaşlar, elimde değil yani. Demin içeride bu saksıları yıkarken içinden bir tane bunun sevmediği bir hayvan çıktı. İsmini bile duyamıyor. Evet. Yani yapamıyorum. Elimde olan bir şey değil. Neyse. Şimdi ilk bence bir mobilyaları temizlemekle başlayalım değil mi? Nasıl istiyorsan. Böyle kıyısını, köşesini sileyim ben bunların. Nasıl istiyorsan. İlk olarak şu bezlerle bir pisliğini alayım. Ondan sonra sileyim. Şöyle baya bir pislenmiş çünkü buralar. Evet, mis gibi yıkadı Cevdet bunu, sağ olsun. Böyle şimdi mis gibi de asalım yerine. Diğerini getireyim. Bu çiçeklerin rengi biraz kötü olmuş ama önemli değil ya. Bayağıdır duruyor. Onlar çok güzel canlı duruyor ama bu birazcık kötü olmuş. Olsun olsun, çok güzel oldu. Öbür şeyler nerede? Süsler? Onları da getireceğim. Onları yıkadın mı? Şeyleri yıkadım bu arada. Attım, onlar kuruyor. Onları daha sonra artık içlerine geçiririm. Aynen. Dursun, o niye öyle? Böyle kenarda mı dursun? Aynen, bunun yeri hep böyleydi zaten. Tamam, bir de o şey. Buraya da ayaklarımız giriyor. Evet, bakın şunu arkadaşlar. Şunu ver bana Cevdet. Bitti sen. Şunu da temizledim. İç, insan gönlü açılıyor ya böyle temiz gördüğü zaman. Vallahi. Sana şimdi gelip oturası var direkt. Minderler falan yıkayalım da yarın hava güzel olursa direkt buradan oturup size biraz vlog çekelim. Bayağı temizledik ha. Bayağı güzel oldu. En zor şunlar da temizlemesi ya. Bunlar bayağı yordu beni banyoda. Bunları da temizledim arkadaşlar. Şimdi süslerimizi koyalım. Önce saksımızı koyuyor. Bunun yeri bura. Bu sefer bu fenerleri buraya koymayacağım çünkü dışarıdan pislik buraya çok geliyor, bu çok batıyor. Şu köşeye koymayı düşünüyorum. Şöyle. Bunlar akşam yakınca güzel oluyor. Şöyle yapalım. Bunlar bu arada LED'li değil mi? He, LED. Pilleri bitti mi ya? Pil yok sanırım daha içinde bunun. Bunun içindeki pilleri çıkart. Bir tanesi var. Pil lazım. Almamız lazım. Aynen. Bunlara pil alacağız. Bunları da yıkadım. Bunlar da batmıştı. Yani daha doğrusu sildim. Yıkayamadım bunu. Böyle. Gayet yaptım. Güzel oldu ya. İçim açıldı valla. Bak bu köşe şöyle tut. Bu böyle bence çok güzel duruyor. Bir dakika. 0.5 alıp göstereyim. Heh. Bu şekilde güzel oldu. Çünkü oradan çok böyle pislik geliyor. Bir de yanına bunun şeyi koyacağım. Soğanlı. Bakın böyle tertemiz. Soğanın üstünü de sileyim de.
Onu da şöyle şuraya koyalım. Hiç olmadı bu. Bu olmadı ama mecbur serinde durması lazım. Bu bozuluyor soğan patates evin içinde hemen. Böyle serinlikle. İyi oldu. Ben sana dedim buraya bir tane dolap yapalım diye küçük. İstemedim. Yok ya onu istemedim ben. O zaman sonra görüşürüz. Bunları da daha sonra takınca görüşürüz. Hallettik. Hepsini götürek bakayım mı? Hadi bakalım. Anam şu düşecek. Anam şu düştü. Anam. Oh oh mis mis. Ben direkt buraya yatıyorum kız şimdi. Islak Cevdet. He? Islak biraz kurusun. Yatacağım bari. Bak o minderi ters çevirsene. Oraya galiba nargilenin közü düşmüş, yanmış. Ne? Minder. Bunu mu diyorsun? Hı hı. Şöyle çevir. Aynen. Evet. Nasıl oldu? Şimdi tamamlandı. Çok güzel oldu. Evet. Balkonumuz da bitmiştir. Artık bol bol yazın balkonda keyif yaparız. İnşallah. Arkadaşlar o zaman bu videoyu da burada kapatalım. Aynen. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer ki hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Ve bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim.